temel rakibimiz olan ülkelerdeki gerçeklere bakmak lazım. Mesela enerji dediniz, hemen oraya bir kanalda da çekeyim. Enerjide bizim kendimizi karşılaştırdığımız yer Batı ülkeleri oluyor bazen, ama biz onlarla kendimizi karşılaştırmamalıyız. Çünkü üretim bizim pazardaki rekabetteki asıl tedarikçi ülkelerdeki olana bakarak kendimizi değerlendirmemiz lazım. Keza istihdam ve işçilik konusunda da aynı olay geçerli. Yani Türkiye keşke tabii Batı standartlarındaki fiyatlarla ve maliyetlerle kendini karşılasa, orada belki avantaj noktasında öne geçeceğimiz yerler var, ama özellikle belli sektörlerde rekabet ülkelerin, ki bunların çoğu da Asya ülkeleri, gerçeklerine baktığımız zaman da orada bizim rekabet edebileceğimiz ciddi anlamda bir olumsuz fiyat farkları var. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman ihracat açısından, ihracatın gelişimi açısından zorlanacağımız ve dolayısıyla sanayicinin daha çok iç piyasayı tercih edeceği bir ilk 6 ay yaşayacağız gibi gözüküyor ki o da piyasadaki ister istemez fiyatları olumlu noktada bir rekabetin oluşturduğu katkıyı getirecektir. Fiyat taraftan, sabitlemesine destek verilir diyorsunuz. Denilebilir. İç pazarı verilebilir, tutmak verilebilir. Yani enflasyon noktasında o enerjide az da olsa bir takım olumlu adımlar atılmaya başlıyor ki enerji bir takım sektörlerimiz hakikaten çok önemli. Umuyoruz ki bu konuda önümüzdeki aylarda da elektriğe gelen doğalgaz ve diğer konularda da gelirse bunlar bir sıfırdan büyük bir miktar da olsa fiyatları aşağı çekici pozitif bir etki yaratabilir. Peki kurla alakalı söylediğinizi biraz açmak açısından söylüyorum. Siz geçenlerde de bunu aktarmıştınız aslında. Geçen sene ihracat %12.9 arttı yanılmıyorsam. Dolar bazında. 13'e yakın arttı. 254. Türk lirası da %40 değer kaybetti bir yıl içerisinde. Hani beklenenin çok altında aslında. 13.40'tan 18.60'a geldi. Çok daha yüksek bekleniyordu bu TL'deki değer kaybı, ama orada sınırı kaldı. Ve fakat reel kur endeksine baktığımızda da Türk lirası aslında geldiği en zayıf seviyelerden bir yerde. Yani şimdi bu saatte rekabetçi kur derken onu açabilirseniz, yani 2023'te yani bu ihracattaki kilidi açacak olan ya da işte burada sıkıntıları çözecek olan bir kur mu olacaktır? Yoksa bu kur seviyesi doğru mudur şu an? Yani hangisi bu makası açacak? Yani biz işçilik maliyetlerimizi belirlendi zaten aşağı yukarı şu an kabaca. Yani bir resim çıktı ortaya. Enerji maliyetlerimizi bilmiyoruz. Orada ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Yani rakip ülkelerle karşılaştırdığımız zaman. Bir de kur var. Yani maliyet bileşenlerinizin içerisinde önemli etken edinen. Siz kuru nasıl değerlendiriyorsunuz 2023? Ama ben enflasyon olarak bakıyorum. Evet. Yani çünkü niye enflasyona bakıyorum? İşte az evvel yine sohbete başlarken finansal istikrar dedik. Şimdi kur noktasında benim de Türk lirasının reel efektif endeksi çok önem verdiğim bir gösterge. Dün bakan da yanılmıyorsam onu kullandı. 155-56'lar mertebesinde de bu da gösteriyor ki eğer inanıyorsak bu formülasyona, ki inanmamız lazım çünkü birçok farklı veriyle oluşan bir veri bu. Türk lirası ciddi anlamda değerinin altında. Yani büyük bir avantaj sağlıyor olması lazım. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor çünkü rakamlara da baktığımız zaman 2018 3.5'lardan başlayıp şu anda 18.5'lara gelen bir kur var. Yani 18.70. Nereden nereye gelmişiz işte, yani 7.40 2021, 2022 13.40, bugün 18.70. Yani demek ki TL ciddi anlamda kendi adına bir taviz vermiş. Ve bu tavizde işte az evvel dedik hayatımıza enflasyon olarak girmiş. Yani bu artık öyle bir noktaya geliyor ki yumurta tavuk, tavuk yumurta. Dün de bakan onu söyledi. Bu alışkanlık haline gelirse bizim enflasyonla mücadelemiz ciddi zaafı uğrar. Yani bunun altını mutlaka çizmek lazım. Tabii ki ihracatçı sanayicilerimizin birçoğu bu konuda kendine göre rekabet boyutunda haklı gerekçeleri var. Ama sadece ve sadece, yani ben geçtiğimiz yılda bir açıklamamda bunu söylemiştim. Yanılmıyorsam 2021'in Ekim-Kasım aylarıydı. Devalüasyondan geçmiş dönemlerdeki gibi sürekli medet uman bir ihracatçı modeli olmak, ihracatçı modeline dönmek istemiyoruz demiştik. Evet. Yani bu hakikaten Türkiye'nin geçmiş yıllarda hatırlarsın sabit dururdu. Evet. Bir gece bir devalüasyon oldu. Evet. O ihracata destek verdik. 3 ay 4 ay ihracat ondan bir destek kadar arkasından enflasyon patlar. Evet. Yani bu açmaz. Açmaz. Demin bahsettiğimiz o kısa vadeli maalesef ilaç tedavileri gibi. Onun için sürekli gözümüzün kurun üzerinde olduğu bir ihracat geliştirme mantığını ben açıkçası çok sakıncalı buluyorum. Çünkü o bir süreyi kurtarıyor ama arkasından tekrar hayatımıza çıkmaz bir sokak gibi, bir labirent gibi giriyor. O nedenle
Ben enflasyonla olan mücadelenin tüm segmentlerinde kalıcı bir politika uygulanmak kaydıyla kurdaki disiplinde korunmasındayım. Ama diğer taraflarda bu doğru işlemez, sadece kura yüklemek yapılırsa bu bacakta bir işe yaramaz. Onu da altını çizeyim. Yani bu toplu bir mücadele, finansal istikrar mücadelesi toplu bir bakış açısıyla gitmesi gereken bir konu. Kurda, kurdaki disiplin de bunun temel ayaklarından bir tanesi. Ama başta Merkez Bankası politikası için olmak üzere diğer tüm segmentlerde de enflasyon mücadelesinin itibarlı ve dünyaya güven veren şekilde işlemesi gerekiyor. Kurda bunun içerisindeki payını mutlaka en doğru şekilde istikrar oluşturmak şeklinde almalı ki ihracatın ve sanayinin gerçek anlamda kaliteli, biraz sonra vakit kalırsa asıl konuşmak istediğimiz nokta orası, yani Türkiye'nin her türlü konuda niteliğini arttırması lazım. Başta da üretim niteliği, katma değeri yüksek ürün niteliği ve ihracat niteliği. Yani sadece kur üzerinden rekabete dayalı olan bir ihracat modeli toplumun diğer kesimlerini bir süre sonra çok daha zorlaşmada sokuyor. Ve bundan da en büyük zararı yine sanayimiz, ihracatımız görüyor. Onun için açmamız lazım. Evet. Onun için ben bu de farklı bir açılım oldu çünkü biz hani aslında hep kurun biraz yükselmesi gerektiğini olarak işte. Ama tekrar söyleyeyim, bütüncül bir politika bakış açısıyla olursa bu. Aha. Ama diğerleri işlemezse o zaman sadece kurla da bu iş olmuyor. O zaman da yeteri kadar değer kaybetmiş bir Türk lirası var zaten aslında. Yani buna kabul etmemiz lazım. Yani daha fazla kurdan medet ummayı beklemek artık bir yerden sonra. Çünkü öbür türlü fakirleşmeye neden oluyor bir yandan da. Ya başka boyutlu, sosyal boyutlu. Ama o zaman da ihracata işte mesela bu doğalgaz indirimi, elektrik üretim santrallerine gelen indirimin etkisi olacak dediniz ya bir miktar. Onun daha fazlasını istiyoruz. Yapılmalı çağrısı da var. Kredi destekleri ve farklı i̇şte desteklerle. Orası çok önemli Ebru Hanım. Az önce Yavuz Bey de siz de şimdi değindiniz. Yani burada kurdan biraz da uzaklaştırmak lazım. Mesela Exim Bank Türkiye'nin ihracat noktasındaki en önemli silahı ve kurumu. Ve hakikaten de son yıllarda kendini ciddi anlamda, yönetimsel anlamda da geliştiren bir kurum. Exim Bank'ı biz son dönemlerde maalesef ihracatı destekleme noktasında çok ıssız bıraktık. Hala sürüyor mu? Maalesef hala sürüyor. Yani Exim Bank desteklerinin çok daha güçlü bir şekilde ihracatçının yanında olması, yani pozitif desteklerin bizim bu tür mekanizmalarla yapılması gerekiyor. İşte enerjide ihracata daha bir pozitif ayrımcılık, kredi konusunda ihracatçıya daha bir pozitif ayrımcılık. Üstelik Avrupa'da bir daralma riski var. İstihdamın üzerine binen yüklerde daha bir pozitif ayrımcılık. Yani bu tür noktalarla biz ihracatı besleme noktasındaki gayretlerimizi artırmalıyız ama yani hakikaten yani beni en üzen noktalardan bir tanesi Exim Bank gibi örnek başarı hikayesine doğru koşmakta olan bir müessesenin şu anda bir takım nedenlerden dolayı kilitlenmesi ve ihracatçının yanında yeteri kadar olması. Yani buralardaki gücümüzü daha artırmamız gereken ve modelleri buralarda aramamız gereken, hele finansmanın önümüzdeki günlerde ben açıkçası tamam belki KGB boyutu bir takım destekler şunlar bunlar çıkacak ama yani finansman erişim konusunda kabul edelim ki yani bir taraftan gevşek bir faiz politikası ama bir taraftan da sıkı bir pay politikası. Geçen hafta mecliste de bunun altını çizdik. Yani oradaki görüntü yani etikette fiyat ucuz ama malı ulaşım konusunda raflarda sıkıntı var. Yani onun için, ürün yok. Yani onun için yani orada finansmanın daha rahatlatılması gerekiyor. Bir gayret var ama yetmiyor. Yani Türkiye'de işletme sermayesi özellikle önümüzdeki aylarda ki hissiyatını son 4-5 aydır yaşıyoruz ama İhtiyaç doğdu. Kesinlikle. Yani bu enflasyon çünkü işletme sermaye eriyor. Yani kar tamam vardı ama bir taraftan da şu var. Çok önemli bir konu. Yani Türk sanayicisi inanılmaz bir kendi içinde motive olma kabiliyetine sahip. Yani bir anda Türkiye'nin birçok bölgesinde kendi içinde tohumlar ateşlerine yatırıma dönüşebilmek için. Yani şu anda organize sanayi bölgelerinde yer yok. Yani bir de böyle bir gerçek var. Yani işlerin biraz açıldığını gören, biraz çok hızlı davranıyor. Pazarın genişlediğini gören sanayimizde bir heyecan bulutunun açtığını görüyoruz. Bu da tabii çok hoş, çok motive edici. Tabii inşallah bunların hepsi doğru ürün, doğru alan, doğru yatırımlarla yapılıyor. Kaynakları inşallah doğru kullanıyoruz ama bir taraftan yatırıma ayrılan bir fon, bir taraftan enflasyondan dolayı artan işletme sermayesi ayrılan fon dediğiniz zaman bunları döndürebilmek için de nitelikli işe, nitelikli lazım. Kaynak kredi lazım, gerekiyor. Kredi lazım. O nitelikli kredinin önünü açmamız lazım. Onun için Exim Bank'ın altını çiziyorsunuz herhalde. Exim Bank çok önemli. Kalkınma Bankası yine bizim çok dile getirdiğimiz modeldi. Türkiye'deki yatırımların genişlemesi açısından dünyadaki örneklere baktığımız zaman en önemli bankacılık modeli. Kalkınma Bankası'nı çok daha işlevsel hale getirmemiz lazım. Yani spesifik kredileri bu işin
üstadı ve tematik anlamda bu işi geliştiren finansal kurumlar açısından ve onları daha serbest bırakarak altını çiziyorum işletmemiz lazım. Ama onlar ne kadar serbestler, bizim bunlara kapatmamız lazım. Mesela o kurumlarımız şu anda çok serbest değil. Yani işlerinde çok kaliteli kadrolar var, çok kaliteli birimler var. Ama intikal ettirmek istedikleri kaynakları çok rahat bunu kullanıcılarla buluşturma noktasında oralarda bir takım sıkıntılar yaşanıyor.